Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz ve belki de Türkiye'nin ve dünyanın gözü kulağı işte bu haberlerde. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dün çarpıcı bir açıklama geldi. Habertürk kanalına yapmış olduğu demeçte, röportajında 3. Dünya Savaşı riskiyle karşı karşıya kaldığımızı açıklamasında bulundu. Bu konuyu değerlendireceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Aleyna Hanım. Sağ olun. Çok mersi. Hocam şöyle bir genel hatlarıyla 3. Dünya Savaşı'ndan bahsederken özellikle son gelişmeleri de aktarmak isterim. Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Vladimir Putin bir görüşme yaptı Güney Kore'de ve sonrasında acaba burada bir savaş hazırlığı var mı gibi sorular geldi. İngiltere'de işte asker bulma çabaları gelen haberler arasında. Avrupa'da, Almanya'da, Berlin'de işte mahalle aralarında, parklarda, parkların altına sığınaklar yapılması şeklinde gelen haberleri de yine duyuyoruz. Bununla birlikte yine bireysel silahlanma çok fazla gündemde. Bütün bunları toparlayacak olursak ve dünkü Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamayı da göz önünde bulundurarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum sevgili Aleyna Hanım. Samimi Haber televizyonunun izleyicilerine de saygılarımı iletiyorum. Tabii biraz evvel de sizin de söylediğiniz gibi Fidan katıldığı televizyon programında bütün dünyaya seslenerek savaş riskini görmeli. Biz bunu ciddiye alıyoruz dedi. Gerçekten de bu iç politika bakımından da içe de çok önemli bir mesajdı. Bu son derece bence ciddiye alınması gereken bir önermedir. Hatırlayalım, anımsayalım hep birlikte 21 Şubat 2022 tarihi. Bakın 2,5 yıl geçmiş. Biden Ukrayna Savaşı'ndan önce 36 saat önce hatırlayacaksınız. Ya bakın Rus silahlı kuvvetleri kapıda daha Ukrayna'ya girecek haberiniz olsun dediğinde Ukraynalılar sanki hadi ya böyle bir savaş falan olmaz diyorlardı. Rusya giremez diyorlardı. Ama bakın 2,5 yıl girdi. Yani savaş bir şekilde bir ülkeyi seçtikten sonra o ülkenin savaştan çıkmasının da ne kadar zor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yani en önemlisi bugün İsrail efendim Hamas arasındaki savaşın Gazze girdabına girdiği ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail vahşet ve dehşet ortaklığının neler yapabildiğimiz ortada. Tabii ki neydi bu parametrelere bakmamız lazım. Bu parametreler birincisi şu, İsrail Gazze katliamlarını onun için ön plan alarak söyledim. Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki bunun genişlemesi ki bu haftaki yazmış olduğum makalede de bunun üzerine çok yoğun şekilde değindim. Çünkü nedir? Biliyorsunuz her 100 yılda bir yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Her 100 yılda bir özellikle 2030 yıllarına kadar değil de 1930 yani ilk 1915-1930 şimdiki gibi 2015'ten bu yana 2030'a kadar yepyeni bir dünya kuruluyor. Ama çok önemli. Niye önemli? Bundan önceki dünya savaşları Avrupa'da başlandı. Veya da şöyle diyelim. Eski Dünya Adası'nda başladı, sonra da Yeni Dünya Adası'ndaki Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesiyle sonlandırılırdı. Ama şimdi bu savaşın çok önemli ve önemseyerek ifade ediyorum. Çin'in özellikle Pax Sinica'ya soyunması, biliyorsunuz Pax Anglo-Americano, arkasından Pax sözcüğünü çok kullanıldığı için ifade etmeye çalışıyorum. Birincisi Pax Anglo-Americana, arkasından Pax Americana'ya evrildi ve arkasından da şimdi maalesef demiyorum ama özellikle Çin'in çok sessiz ve derinden giderek ve özellikle de Avrupa'ya parmağını sallayacak tarzda 2024 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da seslenmesi çok önemliydi. Bunu çok önemsiyorum. Niye? Çünkü biliyorsunuz NATO kisvesi altında bombalanan bir yer vardı. Neresiydi? Bu çok önemli. Belgrad. Tabii ki
Sırbistan'ın başkenti, Slobodan Milošević'i efendim tamamıyla savaştan döndürebilmek için yapmış olduğu savaşında kim nasibini almıştı? Çin Büyükelçiliği. Amerika Birleşik Devletleri Belgrad'ın ortasında başkentinde Çin Büyükelçiliğini JITAM dediğimiz efendim çok büyük efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği ve sadece kendisinin kullandığı bombalarla yerle bir etti. Ben tavsiye ediyorum sevgili izleyicilerimize Belgrad'a gittiğinde mutlaka Çin Büyükelçiliği'nin efendim bu önemli ifade ediyorum yıkıntılarını görsünler. Yani sadece ve aynen muhafaza ediliyor onu ifade etmeye çalışıyorum. Ve buradan parmak sallamanın ötesine geçti. Kim geçti? Tabii ki Xi Jinping 25. yılında burada bütün Avrupa'ya seslendi. Çok önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Sırbistan Sayın Hakan filan da ifade etti. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıç yeri olduğunu açık ve seçik olarak ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli olduğunu bütün sevgili izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. NATO kisvesi altında yapılan şeyde aşağı yukarı rakamları söyleyeceğim. 3 tane Çinli gazeteci öldü. 500 ve 1200 çünkü resmi rakamlar açıklanmadı maalesef. Sivil öldü. Bir 5500 kişi yaralandı. Bu büyük bir havadan müdahaleydi. Bunu özellikle ve önemli vurgulamak istiyorum. Ve burada doğrudan doğruya Çin yapılan bütün açıklamalara bakıyorsunuz. Ortak noktası diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi düzenlemelerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öncülüğündeki NATO ordusu utanmadan çiğnemektedir diyor. Bakın bunlar çok büyük meydan okumalar. Yani bunları açıkça belirtmedi Sayın Hakan filan ama arkasından bu açıklamalardan sonra siz de biraz evvel veciz bir şekilde belirttiğiniz gibi bu 25. yıl anma törenindeki bu üst perdeden açıklamaları sonrası Sırbistan Başbakanı Cumhurbaşkanı Vučić ile Macaristan Başbakanı Orban dedi ki Avrupa'da bakın ha 4 ay içinde savaş çıkacak diye Avrupa'nın dikkatini çekmeye çalıştılar. Yani bu kadar önemli olduğunu biraz hemen dediğim gibi onun için çok 36 saat önce yani biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'ndan önce Biden'ın canhıraş haykırmalarını bunun için vurgulamaya çalıştım. Çok önemli. Ve Çin her gittiği mesela gene Sırbistan'da kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ilerisinde paylaşılan gelecek dediğimiz ortak gelecek anlaşmasını imza ettiler. Hem de üstelik askeri düzeyde. Yani askeri düzeyde pakların birbirleriyle bakın bir yandan bunu onun için ifade etmeye çalıştım. Bir yandan ne yapıyorsunuz? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Avrupa'da meydan okuma ziyaretinin benzerini Putin de Asya'da gerçekleştirmeye soyundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında yakalama kararı çıkardı Putin. Seçim sonrası ilk ziyaretini nereye yaptı? 16-17 Mayıs tarihlerinde Çin'e yaptı. Çin'de yaptıktan sonra bakın bu ziyaret sonrası Çin'de yaptı. Yeni direnç hattının da altını çizdi. Çok önemli açılımlar. Ve NATO bir de giderken dedi ki bakın biz Rus liderle şimdi beraber değil 75 yıldır Sovyetler Birliği zamanından bu yana Kuzey Kore ilişkilerinin 75. yıl dönümünde. Bakın çok önemseyerek bakın NATO'ya meydan okumanın bu tarihlerin uluslararası ilişkiler jargonunda ne kadar olduğunu ne yaptı? Yani birlikte anlaşarak Avrupa'da çünkü Avrupa'ya gidemezdi Putin. Ama Avrupa'nın ortasında Çin meydan okuması çok önemli. Bugün işte Hakan Fidan'ın altını çizdiği olguları ortaya koydu. Putin de aynı şeyi Çin'de efendim yeni direnç hattını altını çizerek Rus lider Putin Sovyetler Birliği Kuzey Kore ilişkilerinin 75. yıl döneminde 18-19 Haziran 2024 tarihinde Asya turunun ilk ayağı 24 yıl sonra Pyongyang'da Kuzey Kore ile bir askeri ittifak kurdu. Bakın bu çok önemli. Sovyetler Birliği zamanındaki ortaklık modeline tekrar dönün. Bakın şimdi safları sıklaştırırken eskiden ne olurdu?
Efendim savaşlar efendim nerede başladı? Avrupa'da başladı. Hani var ya meşhur bir şarkı, orada başladı aşkım, orada bitti aşkım diye gider. Yani onun gibi. İnanın öyle öyle bir tane. Ama şimdi bakın öyle değil. Yani dünyaya iki tane şey sunulacak. Bakın 3-4 Temmuz tarihi çok önemli. Kanada'da BRICS zirvesi yapılacak. Yapılan bütün anlaşmalara bakıyoruz. Bu BRICS içerisinde kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması. Biliyorsunuz başlangıçta dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmaları yapılırdı. Bunun ilerisine gidelim. Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının en önemli özelliği birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için denen bu Avrupa'da şekillenen hani o meşhur üç silahşörler diye efendim oradan gelen Three Musketeers'tan gelen olguyu ortaya koyuyoruz. Yani taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı üstelik askeri boyutta birlikteliği ifade eder. Bunun için önemli. Bakın tekrar ifade ediyorum. Hep Hakan Fidan'a vurgu yaparak söylüyorum. Yani Çin'in Kuzey Kore ile siyasi ve ekonomik ilişkileri ABD'ye yeterince dert olmuşken, bakın yeterince dert olmuşken şimdi ne oldu? Denkleme bir de Rusya Federasyonu girdi. Hoş geldin Rusya. Yani bu ziyaretin bir başka ayırt edici özelliği Rusya Federasyonu Asya'da ABD'ye karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Çin ve 6. nükleer silah denemesini yapmış olan Kuzey Kore ile bir nükleer denge kurulmasında hedeflediğini ve diye bütün bunlar ortak gelecek inşasına doğru gittiğini söylüyor. Bütün bu ortaklıklar NATO ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 jetleri, F-16 askeri uçakları ifade ediyorum ve uzun menzilli füzeler vermeye hazırlandığı, Rusya'nın da her seferinde ifade ettiği, biz de nükleer silahların tozunu almaya başladığı bir dönem, öyle ifade edeyim, tesis ediyor. Fazla ileri gitmeye gerek yok. Putin'in 5 Haziran'da St. Petersburg'da, biliyorsunuz eski bir başkenttir, ekonomi forumunda Kiev'e hassas silah sağlayan ülkelere karşı simetrik yanıt dedi. Şimdi bu simetrik yanıt da çok değişik. Simetrik yanıtın anlamı şu. Açıkça da birkaç dışarıda söyledi gazetecilere. Dedi ki sadece silahı kullananı değil, silahı vereni de vururum dedi. Bu yeni bir tırmanmanın gerçekten de savaşa gireceğiydi. Yani onun için dünya geleceğini arıyor mu? Arıyor. İki tane zirve ön plana çıkıyor. Bu birinci turda, birinci sorunuzun ne? Ondan sonra ayrıntıya girelim. Tabii ki çok önemli başlıklar var. 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak BRICS zirvesi. İkincisi de BRICS zirvesinden bir hafta sonra NATO 75. yıl Washington zirvesi.